thank <laughs> you çok sorulan soruların e, genel çerçevesinde belki bir şeye, bir temel konuya e, yanıt vermiş olabilmek için şu kadın erkek eşitliği meselesini biyolojik zaviyeden bir daha bir hatırlatmak isterim. Ben biliyorsunuz e, bir dönem size e, Serkan Kara ile beraber Türkiye'de turladık En Beyin diye bir organizasyon yaptık. Serkan da orada çok anlattı. Hatta kitabını da yazdık Kadın Beyin, Erkek beyni diye. Daha sonra ben de değişik mahfillerde e, bizim zaten üzerinde çalıştığımız mecburi bir konu olduğu için beynin ve işte cinsel ...cinsel fonksiyonların birbiriyle alakası. Yani beynin cinsel işlevleri, cinsiyet ve beyin, kadın ve erkek beyni gibi konularda çok çok konuştuk. Biliyorsunuz bu konu biraz da netameli bir konu ve genellikle işte toplumsal cinsiyet algımıza dair bazı kabullerimiz var. Bu kabullerin büyük bir kısmı alışkanlıklardan, kültürel ezberlerden, geleneklerden, bir takım nereden geldiğini bilmediğimiz bilgilerden kaynaklanıyor. Ama biz biyolojik olarak en azından 100 yıldır bu cinsiyet meselesini, eşeğli üreme meselesini zaten tabiattaki bütün hayvanlarda yoğun olarak çalışıyoruz. Biz derken yani biyologlar çalışıyorlar. Bu konuda çok büyük bir bilgi birikim var ve insanda Baktığınızda bu eşeyli üreme sistemine sahip bir canlı olarak temelde iki farklı cinsiyetin e, işte eşey hücrelerinin birleşmesi yoluyla üreyen yani eşeyli üreyen bir varlık. Ve diğer canlılarda olduğu gibi birçok farklılıklar var kadınla erkek arasında insanda da erkek ve dişi de olduğu gibi diğer canlılarda. Şimdi bu farklılıklar bir kere hep anlatmaya çalıştığımız gibi yani dünyanın her tarafında da bu konuya çok burgu yapılıyor. Bir altlık, üstlük, üstünlük ya da alçaklık ilişkisi şeklinde organize olmuyor. Tabiat tamamlayıcılık ilkesine göre çalışıyor ve kadın erkek arasındaki farklılıklar tamamlayıcılık sistemine göre hareket ediyor. Şimdi eşitlik dediğiniz zaman kadın erkek eşitliği e, hani ilk duyuşta e, tabii abi olması lazım gibi duyulan o şekilde zihinde yorumlanan bir ifade ama tam olarak ne demek olduğunu, ne demek istendiğini, insanların kadın erkek eşitliği deyince ne istediklerini çok fazla anlayamadığımız için ya da bu konu çok açık olmadığı için genellikle Bazen e, hani çok makul olmayan şeylerin tarafı da olabiliyoruz ya da bazı mantıksız isteklerde bulunurken kendimizi ya da başkalarını bulabiliyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim toplumsal yaşamda fırsat eşitliği diye bir zorunluluğumuz var. Yani bütün insanlara eşit fırsatları sunmalı. İnsanların ne ırklarına, ne dinlerine, ne yaşlarına, ne işte sosyoekonomik durumlarına, ne de cinsiyetlerine göre ayırmalıyız. Bu hiç doğru bir şey değil. Bir şekilde bütün imkanlardan herkesin işte eş düzeyde faydalanmasını, denk düzeyde faydalanmasını bir şekilde tesis etmek zorundayız. Ama Mesela olaya şöyle baktığınızda bir problem yaşarsınız. Mesela bir bakıyorsunuz atıyorum işte mühendislik alanında toplam kaç kadın kaç erkek var? İşte bilim alanında kaç kadın kaç erkek var? İşte hemşirelikte kaç kadın kaç erkek var? Öğretmenlerde kaç kadın kaç erkek var? Böyle bir sıralama yaptığınızda bunları eşitlemeye yönelik yani aralarında bir denge sağlamaya yönelik, sayıları yaklaşık eşit tutmaya yönelik bir politika takip etmeye başladığınızda bir sorun yaşamaya başlıyorsunuz. Ve bu sorunla son zamanlarda çok civcivli tartışılan bir konusu. Ben bu konuyla ilgili Jordan Peterson'ı, bir klinik psikolog olan Jordan Peterson'ı takip etmenizi tavsiye ederim. Jordan Peterson bunu özellikle alanda yapılan çok geniş çaplı çalışmalarla gayet güzel bir biçimde anlatıyor. Şöyle bir durum oluyor mesela. Kadın erkek eşitliğinin yani sosyal şartların e, nasayaım kültürel cinsiyet dediğimiz şeyin bütün faktörlerini eşitlediğiniz zaman yani gerçekten e, kadın ve erkek tüm cinsiyetlere sahip insanlar istedikleri gibi yaşadıklarında istedikleri gibi işte meslek seçebildiklerinde hayattan istedikleri gibi çizebildiklerinde ilginç bir şey oluyor. Toplum bu anlamda ne kadar eşitlikçi ise kadınların ve erkeklerin tercih ettikleri meslekler ve bu mesleklerdeki dağılımları gittikçe açılıyor gittikçe farklılaşıyor. Mesela işte Peterson'ın verdiği örnek yani hemşireliği daha çok kadınlar tercih ediyor. Eğer bırakırsanız kadınlar o tarafa doğru yığılıyorlar. İşte mühendisliği daha fazla erkekler tercih ediyor. Şimdi Jordan Peterson bu konuyu açıklarken önemli de bir ipucu veriyor üzerinde düşünmemiz için. Bizim de yıllardır anlatmaya çalıştığımız gibi, bilim dünyasında çok çok iyi bildiğimiz gibi, yani binlerce, on binlerce hatta çalışmayla artık gün gibi ortada olduğu şekliyle insanda da diğer canlılar gibi kadın ve erkek arasında hem bilişsel hem duygusal hem davranışsal birçok farklılıklar var. Ve bu farklılıkların iki temel kaynağı var. Bir tanesi kültürel yani bizim işte o geleneklerimizde, kültürümüzde, ezberlerimizde gelen şeyler. Oturmuş toplumsal davranışlarla taşınan şeyler. İkinci kanat da biyolojik. Biyolojik olan orada var. Siz ne kadar inkar etseniz de dış bedensel ufak tefek farklılıklarımızda da gözüktüğü gibi aramızda bariz bir fark var. Şimdi Peterson önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki siz kültürel farkları eşitlediğinizde yani o fark dağılımındaki adaletsizlikleri ya da eşitsizlikleri sıfırladığınızda bu sefer biyolojik farklılıklardaki farklar, biyolojik özelliklerdeki farklılıklar büyümeye başlıyor. Yani insanlar ona göre dağılım göstermeye başlar ve siz e, bunun için hani hiçbir müdahalede bulunmazsanız sadece eşit fırsat eşitliği sunarsanız mesela bizim ülkemiz açısından düşünün hani tabii bunu böyle sence kabus gibi ama kadınların daha fazla işte ev hanımı olmaya doğru yöneldiğini, erkeklerin daha fazla doktor bilmem ne olmaya kalktığı bir ortam düşünün mesela. Şimdi böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu neden çıkıyor? Demek ki biyolojik olarak arka planda bir şey var. İnsanları buna doğru itiyor. Dikkat edin bunlar Kuzey ülkelerinde yani Kuzey Avrupa ülkelerinde, Danimarka gibi, Finlandiya gibi vesaire ülkelerde çok görülen bir şey. Yani orada kadın erkek arasındaki toplumsal cinsiyet ayrımı hemen hemen yok gibi bütün şartlar gayet ütopik. Hani bütün feministler mesleklerin bayılacağı, neredeyse ideal kabul edebileceği bir ortam var. Ama buna rağmen mesleklerin paylaşımları ya da bölüşümleri hiç de umduğumuz gibi olmuyor. Burada yine Peterson'dan ödünç aldığım bir kavramı hatırlatmak ve dolaşıma sokmak isterim hani bu konuyu düşünmek isteyenler için. Fırsat eşitliği güzel, herkese sağlamalıyız ama sonuç ya da çıktı eşitliğine kafa yormaya başlarsak o zaman hem toplum mühendisliği hem de tanrıcılık oynamak gibi garip bir pozisyonda kendimizi buluyoruz. Çünkü sonuç mühendisliği şu demek, yani ben bütün şartları sağladıktan sonra baktım. Yani işte mühendislerin dörtte üçünü gene erkekler oluşturuyor. Dörtte birinde kadınlar yer alıyor. O zaman diyorsunuz ben bunu yarı yarıya yapacak önlemleri almam lazım. Mesela kız çocuklarını daha fazla mühendisliğe, erkek çocuklarını daha fazla işte daha çok kadınların tercih ettiği alanlara yönlendireyim. Böyle bir pozitif ayrımcılık yapayım, böyle bir destek yapayım, burs vereyim bilmem ne falan gibi politikalar geliştirmeye başlıyorsunuz ve bu durumda bir şey yapıyorsunuz. Aslında biyolojik farklılıkların insanları doğal olarak sürdüğü davranışsal taraflardan onları toplumsal kabullerinize uygun bir tarafa doğru yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Yapabilirsiniz. Fakat bunun sonucunda hep söylediğimiz hani benim en azından 12 yıldır, 13 yıldır bütün Türkiye'yi gezerek anlattığım bir sorunla karşılaşmanız çok mümkün. Biyolojiyi anlamadan biyolojik sonuçlarla mücadele etmeye kalkarsanız insanoğlunun hayatında daha önce çok deneyimlediği gibi büyük hüsrana uğrarsınız ve uğrarız ve uğruyoruz da. Mesela bu Covid-19 yaşadığımız salgın bu biyolojik cehaletimizin, işte kurduğumuz şehirlerin, yememizin, içmemizin, hayat tarzımızı, sağlığımızı tıbba endekslemenin gen i̇şte etkilerini bize biraz biraz gösterdi. Ve tabiat bizi böyle ufak bir virüste sınadığında biz hemen dağıldık. Aynı şey toplumsal dokumuzda da oluyor. Mesela insanlar ilk yerleşik hayata geçtiğinde Efendim salgın hastalıklardan kırılıyorlar. Benim insanın fabrika detayları detaylarıyla anlatmaya çalıştığım gibi şehirlerde rahat rahat süper teknolojiyle yaşarken bir taraftan yalnızlaşıyoruz, kilo alıyoruz, hareketsizleşiyoruz, stresimiz artıyor. İşte böyle kalıplara sıkışıyoruz, daralıyoruz falan filan bize bir sürü yan etkisi oluyor. Niye? Biz biyolojiyi anlamadan kendimizin biyolojik yapısını en azından temel düzeyde anlamadan ona şöyle bir dikkatte bakmadan teknolojimizi, medeniyetimizi, binalarımızı, yollarımızı, köprülerimizi ona göre inşa ediyoruz ve aslında ne için ne yaptığımızı unutmuş hale geliyoruz. Biraz. İnsan yaşamından ziyade insanın alet edavatlarının, mesela araçlarının daha iyi hareket edebileceği şehirler tasarlayıp insanı ihmal ediyoruz. Aynı şeyi lütfen kadın erkek eşitliği düşünürken yapmayalım. Kadın erkek eşitliğinde kadınlar ve erkekler ayrı işler yapsın, ayrı takılsın falan filan gibi bir kafa asla mantıklı da değil, uygulanabilir de değil, biyolojik açıdan da doğru değil. Biyolojik açıdan doğru olan her biri birbirinden parmak izleri kadar farklı insan teklerinin hiçbir grup altında homojen olarak tanımlanamayacağını fark etmek, kadın erkek farklılıkları dediğimiz şeyin özellikle üreme ve avcı toplayıcı toplumda hayatta kalma konusunda ciddi bir iş bölümüne dayanan özelleşmeler içerdiğini fark etmek, bu özelleşmelerin çoğunu bugün kullanmadığımızı fark etmek, yani sosyal hayatta bunları kullanmadığımızı görmek ama bu özelliklerle doğduğumuz için de Bunların bazı sonuçlarını hayatta yaşamamızın ya da görmemizin kaçınılmaz olduğunu fark etmek gerekir. Siz eğer biyolojik özelliklerine aykırı olarak bir topluma bir kültür, bir yaşam tarzı, bir dağılım, bir sonuç dayatırsanız bunun bazı sonuçları, bazı rahatsızlıkları olacaktır. Bizim her zaman önerimiz önce biyolojiyi anlayalım sonra toplum mühendisi yapacaksak gene ona göre yapalım. Hani sıkıntı çıkmasın bir şekilde öyle takılalım gibi.